AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler'le Kahraman Kazan'dayız. Bugün Kahraman Kazan'da çiftçilere bir destek var. Neler sağlıyorsunuz AK Parti olarak çiftçilerin yanında mısınız? Hangi destekleri sağlıyorsunuz? Tabii biz AK Parti olarak her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. 20 yıldır olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanındayız. Bugün burada Kahraman Kazan ilçemizde çok değerli belediye başkanımız Serhat Bey'in, Serhat Oğuz Bey'in bugün 550 çiftçimize... 500 kilo tohum dağıtılacak her bir çiftçimize. Dolayısıyla çok ciddi bir destek. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl kişi başı 175 kilo vermişti. Bunun üç katı bir desteği bugün ilçe belediyemiz çiftçilerimize, Kahraman Kazan'daki çiftçilerimize dağıtacak. Ben belediye başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Ee, ve belediye başkanımız sağ olsun e, çiftçilerimizin her zaman yanında biliyorsunuz geçen sene de e, yani bu sene baharda da e, yüz binlerce fide dağıtıldıydı biliyorsunuz dolayısıyla bu e, geleneği devam ettiriyor şimdi de artık ekim zamanı biliyorsunuz bu ekim zamanında çiftçilerimize tohum desteği sağlayarak. Büyük bir katkı sağlamış oluyor. Dolayısıyla kahraman kazanlı e, çiftçilerimiz inşallah bu tohumları ekecekler. Ve inşallah mahsulleri de alacaklar. E, tabii gıda biliyorsunuz pandemiyle birlikte son derece önemli hale geldi. Ben çiftçilerimize hep şunu söylüyorum. Bulduğunuz her karış toprağı ekin, üretin. E, çünkü yapmış olduğunuz masrafın daha fazlasını inşallah gelir olarak elde edeceksiniz. Hakikaten bu sene biliyorsunuz e, çiftçilerimize vermiş olduğumuz taban fiyatlarla buğdaydaki, arpadaki çiftçilerimize büyük bir memnuniyet oluştu. Ee, daha e, bir canla başla inşallah bu sene tarlalar ekecekler. İnşallah önümüzdeki sene mahsullerde de yine bekledikleri e, ücreti alacaklar. Böylece hem onlar kazanacak hem de milletimiz bu gıdaya rahat bir şekilde erişmiş olacak. Hakikaten e, güzel bir hizmet. Bir kez daha kahraman kazan belediye başkanımız Serhat Bey'i kutluyorum, tebrik ediyorum. Emeği geçen ekibinde bulunan herkese de buradan şükranlarımı sizin iletiyorum. Evet, son günlerde Ankara su indirimiyle gündem. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Çiftçilere ve vatandaşlara bir yansıması da olacak bunun. E, bu olayın ne tarafındasınız siz? Biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı maalesef Suya çok büyük zam yaptı. Özellikle kırsalda, işte su kullanma durumunda kalan vatandaşlarımız ayda 3 bin 5 bin su parası öder hale geldi. Biliyorsunuz seçim zamanı suyu artırmayacağız. Köylerimize, kırsalımıza neredeyse ücretsiz vereceğiz demişlerdi ama geldikten sonra. Kaç kat artırıma gittiler. Bundan dolayı belediye meclis biliyorsun meclis böyle bir karar aldı yüzde elli indirim kararı. Henüz daha uygulamaya konulmadı. Onun biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Ama daha bu kesinti yapılmadan bile yani askerin kasasına giren parada bir eksilme olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi ne dedi? Yapılan yardımları durduruyoruz dedi. Dolayısıyla bu onların niyetini göstermesi bakımından, samimi olmadıklarını göstermesi bakımından önemli. Henüz daha bu kesinti yapılmadı. Ona rağmen bütün yardımları durduruyoruz demekle art niyeti sahibi olduklarını ortaya koymuş oldular. Bizim belediyelerimizde çok şükür siz öyle yaparsanız biz daha fazlasını kendi imkanlarımızla, mütevazi imkanlarımızla yaparız. Sizin o büyük, devasa bütçe, bütçeleri nasıl israf ettiklerini, nasıl çarçur ettiklerini vatandaşımız, milletimiz görüyor. Dolayısıyla bir yanda çok büyük bir geliri olan Büyükşehir Belediyesi eli kolu bağlanmış bir vaziyette dururken, yani hizmet yapmıyor. Aslında imkanları var ama gelen paralar farklı yerlere kullanıldığı için. Ama şimdi bizim belediyemiz, küçük, mütevazi Kahraman Kazan Belediye'miz işte bugün 550 çiftçimize kişi başı 500 ton 500 kilo olmak üzere tohum dağıtıyor. Büyük bir başarı. Dolayısıyla samimi olursanız, çalışırsanız, gayret ederseniz, hizmet edersiniz ama derdiniz hizmet olmaz ise bir takım şeyleri bahane ederek ondan sonra yapılacak hizmetleri işte engelledi vesaire kara propagandayla, algıyla belediyecilik yapılmadığını artık Ankara halkı görmeye başladı. Gerçekten eski dönemle karşılaştırıldığı zaman 3 günde beş günde yapılan hizmetler 3 ayda 5 ayda yapılmıyor. Kaplumbağa hızıyla devam ediyor. Ankara'nın içerisinde biliyorsunuz çeşitli yerlerde bunu gördük. E şimdi de bunu bahane ederek meclisin almış olduğu kararı bahane ederek belediye meclis üyelerinin hür iradesiyle almış oldukları kararı bahane ederek böyle bir uygulamaya gittiler. Tabii vatandaşımız bunu elbette ki değerlendirecek. Sandıkta da gereğini yapacak. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.